Kuralımız var ama burada en basit şu özellikle de yapabiliriz. İlk soru zaten. Bakın şimdi x, x diyorum buraya. Aynı yayı gören çevre açılar eşittir. Bu zaten zor sorularda da bizim bayağı bir işimize yarayacak. Sonra normal üçgenlerde öğrendiğiniz bir kural. Üç tane açının toplamı şu dışarıdaki açıya eşittir. Bu yüzden 40 artı 2x eşittir 70. x arkadaşlar 15 derece oldu. D şıkkı. Şimdi arkadaşlar burada 70'ten dolayı merkez açı 140 derece olacak. Çünkü çevre açı gördüğü yayın yarısı merkez açı da aynısı. Merkezden TT inen doğrulara aman dikkat edelim. Sonuç olarak burası bakın 90 derece. Haliyle 50 derece olduğu için de x 40 derece olacak. Ha şurayı düzelteyim pardon. 140'tan dolayı burası 40 arkadaşlar. O zaman burası 50 olur. Cevap B şıkkıymış. Dikkatli olmak lazım arkadaşlar. Bir kere e, çemberleri şöyle ayırayım. Bir yeşil çember olacak şöyle. Hatta buna O2 merkezli çember. Sonuçta çapı gören çevre açı 90 derecedir. O yüzden O1 ACB'den geçen O2 yarı çap O2 merkezli çemberdir. Ve bunun yarı çapı O1 O2 A O2 O2B ve O2C'dir. Sonra arkadaşlar bir de merkezi O1 olan daha büyük bir çember var. Bunu zaten böyle bakın yetmeyecek bile yer. Böyle bir çember oldu. Buna göre o zaman bunun yarı çapı da O1A ve O1B olduğu için başlangıçta hemen 45-45 demek lazım. Zaten ikiz kenar bir dik üçgen olduğu için O1-O2 aynı zamanda yükseklik olur. Sonra arkadaşlar dikkatli olun, olun lütfen. Burada şu O1 AC açısını görüyor musunuz? Bu yeşil çemberde çevre açı. Bu yüzden 40 derece olacak AC yayı. Merkez açıdan dolayı merkezdeki O2 açısı da 40 derece olur yeşil çemberde. Haliyle alfa ikizkenar üçgen O1 O2 O2C eşit olduğu için bu üçgende iç açılar toplamı 90 40 daha 130 artı 2 alfa eşittir 180 alfa eşittir 25 derece. Burada soruda en önemli nokta belki de arkadaşlar şu 20 derecede çemberin üzerinde bir nokta olduğu için çevre açıdan 40 olduğunu görmekte. Bir noktadan çıkan 3 eşit doğru bize çember verir. Bakın bu şekilde A'dan çıkan 3 tane doğru birbirine eşit verilmiş. Bu yüzden E, D, C'den geçen ve merkezi A olan bir çemberdir. Bu yüzden arkadaşlar... Burada şuraya dikkat 24 derece çemberin üstünde olan bir açı yani çevre açı. 24'ün karşısındaki DC yayı o zaman 48 olur. Merkez açıdan dolayı x de 48 derece olacaktır. E şıkkı. Giriş açı önemli. Teğet giriş açı gördüğü yerin yarısıdır. Mesela bakın 50-20 daha iki iç bir dıştan şu açı 70 derece. A açısı. Bu şimdi nereyi görüyor biliyor musunuz? Karşısında şu kirişin kestiği yayı yani AE yayını görüyor. Bu yüzden 140 derecedir. Haliyle arkadaşlar X de aynı yayı gördüğü için 70 derece olur. B şıkkı. İlk önce arkadaşlar ne olursa olsun merkezden TT inen doğrunun dik olduğunu lütfen unutmayın. O bizim için önemli. Sonra dik üçgende ikisi eşitse üçüncüsü de eşit muhteşem üçlü. 12 derece. İki iç bir dıştan da arkadaşlar CEF açısı 24 derece olacak. Haliyle 24 derecenin gördüğü yay hangisi? AC. O zaman burası 48 derece. Merkez açı gördüğü yayın aynısıdır. 48 olduğu için geriye 132 derece kalır. B şıkkı. Bir çemberin dışında arkadaşlar bir tanesi teğet, bir tanesi de böyle kesense kuralımız şuydu. Karşıdaki yay ve şuraya önce A diyeyim, buraya da B diyeyim gördüğü yayların farkının yarısıydı arkadaşlar 30 derece. Bu yüzden şuraya A dersem T diyeyim buraya AT yayına 60 artı A kalır. Aynı şekilde teğet kiriş açıya da lütfen dikkat. 100 derece olduğundan dolayı AD yayı 200 olması lazım. Buraya da R dersek DR yayı da arkadaşlar 200 eksi A olur. Şimdi tamamı buranın 360 olması için TD'ye ne kalacak peki? TD de arkadaşlar yine o zaman 100 eksi A olmalı. Haliyle X'in gördüğü yaylar neler? Bakın şöyle takip edin. RD yayı ve TD yayı. O zaman bunların farkının yarısı şöyle bölü 2 50 derece oldu E şıkkı. Dik üçgenlerde hipotenüsler aynıysa arkadaşlar aslında bunlar çapı gören çevre açıdan dolayı böyle bakın bir çember belirtirler. DECB'den bir çember geçer. Haliyle burada artık şunu söyleyebiliriz bakın 34 derece bu yayı görür 68 derece mesela aynı yayı gördüğü için burası da 34 derece olur. Böylece ABC açısına ne kalacaktır? 90 34 olduğu için 56 derece kalır, C şıkkı olur. Aslında üçgen sorusu değil de çember sorusu bu. Sorularında paralel iki doğru verdiği zaman arkadaşlar aslında biraz bizden beklediği şey şu: paralel iki doğru arasındaki uzaklık değişmez ya. Merkezden dik indirince bakın bu bir yarı çap. Haliyle paralelden dolayı bunlar da 90 derece. O zaman DO da R olur. Peki bunun bize faydası ne? Şimdi yarı çap RR olduğu için büyük çemberin çapı da, pardon yarı çapı da 2R oluyor. Haliyle bakın şimdi şöyle bir OB yarı çapı çektiğimiz zaman bu 2R. Şunu artık işime yaradığı için, kullandığım için, DO'yu R gördüğüm için siliyorum. 2R hipotenüs. R bir dik kenar hipotenüsün bir dik kenarın iki katı olduğu tek üçgen 30-60-90 üçgeni. Bu yüzden arkadaşlar 60 derece oldu. Bizden x'i istiyor. Yani bc yayını. E o da bakın merkez açı olduğu için 60 derece d şıkkı. Şimdi arkadaşlar bir kere teğet kiriş açıya dikkat edeceğiz. Burada 75 derece verilmiş. X vermiş 35 vermiş. Şimdi 75 derece aynı yayı gören çevre açı bu açının da 75 derece olduğunu unutmayacağız. İkisi de bakın BD yayını görüyor çünkü. Sonra arkadaşlar 25-35 daha 60 o zaman 120 olması için tabii ki şuradaki DCA'ya 45 kalacak. DCA hangi yayı görüyor? AD yayını. Aynı zamanda burada bakın bir teğet kiriş açı var. O zaman ikisi de aynı yayı gördüğünden X de arkadaşlar 45 derecedir. Çevre açı teğet giriş açı ilişkisi çok önemli. Konularda da zaten bundan ciddiyetle bahsediyorum. Eğer eksiğiniz varsa dönebilirsiniz geriye. Burada arkadaşlar bir kere büyük çemberin üstünde görüyoruz küçük çemberin merkezine. O zaman bunlarda biraz ezberdir yorumumuz söyleyeyim. Küçük çemberin hemen yarıçapını şuradaki kesim noktasına birleştirin. Böylece Burada bir kirişler dörtgeni olur. Hangi üçgen, hangi çemberde? Büyük çemberde bakın bir kirişler dörtgeni yaptık. Özelliği neydi? Karşılıklı açıların toplamı 180 derece. 114 derece oldu bu yüzden o açısı. Haliyle yarıçaplar birbirine eşit. İki içi bir dıştan dolayı 57 57. Üçgenin iç açılar toplamı artık 66 57 daha 123 derece olacak. Demek ki burası da 57 dereceymiş arkadaşlar. A şıkkı. Bu da arkadaşlar aslında bizden önce görmemizi istediği şey çevrel çemberden ziyade kirişler dörtgeni. Bakın 60 derece D açısı 120 derece. Karşılıklı iki açısının toplamı 180 derece olan bir dörtgenin köşelerinden çember geçer. Çünkü zaten çemberin özelliğineydi. Karşılıklı iki yayın toplamı 180 derece, 360 derece olduğu için karşılıklı iki açının da toplamı 180 derece oluyordu. Dolayısıyla hiç merak etmeyin, kesinlikle buradan bir çember geçer. Sonra neye bakacağız? Artık bu çember, dikkat ederseniz, üçgenin köşelerinden geçtiği için üçgenin çevrel çemberinin merkezi. O zaman arkadaşlar, ağırlık merkezi aynı zamanda çevrel çemberin merkezidir ki ee, kenar ortayların kesim noktasıdır, yüksekliklerin kesim noktasıdır. Sadece ama bu eşkenar üçgende geçerli. O yüzden G. Aynı zamanda çemberin merkezidir. Sadece eşkenar üçgende merkez her şeyin merkezi. Dolayısıyla bunlar birbirine eşit olacak arkadaşlar. Bundan sonra 34 derece olduğu için bakın çevre açı gördüğü yay 68. Bu yüzden merkez açısı 68. E, şuradaki açılar haliyle 68 180'den çıkarırsak 112. 56 derece buranın tamamı da yine 56 derece olur. C şıkkı.